Tarihte Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Nerede yürüyor bu tarihte yürüyen adam? Bugün Aksaray'da, Laleli'de ve birazcık Vezneciler. Biraz karıştıracağız ortalığı. Neler var bugün? Osmanlı'dan kalma eserlerin bugünkü halleri, çukuruna kadar inmiş eserler, temel taşları çıkmış eserler, kod farklılığı, bir sürü şey konuşacağız. Lafı uzatmayalım ve hemen konuya geçelim. Normalde bu caddenin orijinal özelliğine baktığımızda bu cadde bu kadar geniş değil. Yani 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, ortada 2 şerit tramvay yolu 8 şerit yaptı. Kaldırımlarla beraber 10 şeritlik bir yol. Normalde böyle değil. Normali caminin hemen kenarından gitmek kaydıyla 2 faytonluk yer. 2 fayton sağlı sollu karşılıklı olarak geldiğinde birbirine temas etmeyecek kadar 2 faytonluk. Yani gösteriyorum, buradan hemen hemen şuraya kadar olan bir yol idi burası. Fakat 53-57 yıllar arasında öyle bir açıldı ki bu kadar geniş bir cadde oldu. Ve bu cadde olurken de dikkat, burada bulunan, ki buranın adı Ordu Caddesi'dir, burada bulunan köşkler, kasırlar, türbeler, camiler, hanlar, hamamlar, vakıflar, dar-ı şifalar, bedestenler, çeşmeler yıkıldı. Yerleri dümdüz edildi ve bu yol yapıldı. Ardından olan kısımlara ise sevgili dostlar, şu an Topkapı'dan başlayıp, yani Aya Romanos Porta'dan başlayıp Mese'ye kadar olan yol yaklaşık 8000 yıllık bir yoldur. Milattan sonra 195 tarihinden sonra burada bir yapılanma başladı. Üzerine Roma İmparatorluğu, üzerine Bizans İmparatorluğu, üzerine Osmanlı İmparatorluğu, 8000 yıllık geçmişi olup da 2000 yıllık medeniyete sahip olan bu Ordu Caddesi, Aya Romanos Porta'dan başlayıp Mese'de biten bu caddede 1950 öncesi ne var? Camiler ve Ragıp Paşa Kütüphanesi hariç hiçbir şey. Buna sanırım literatürde tarih kıyımı dersek doğru olur. Lütfen caddeye bakın. Sultan 3. Mustafa tarafından 1765 tarihinde baş mimar Mehmet Tahir Ağa'ya yaptırılan Laleli Camii'nde geldiğiniz zaman öyle hemen acele etmeyin. İçeriye girmeyin, durun. İçeriye girmenin vakti var. Buralarda neler var onu konuşacağız. Şimdi daha önceki programlarda çeşme ne demektir? Çeşmenin yanında bulunan hamal taşı ne demektir? Çeşmenin yanında bulunan sebil ne demektir? Konuşmuştuk, öğrenmiştik. Sebil, çeşmeden su içmek istemeyenlerin bardakla, bakır tasla eğilmeden dimdik su aldıkları yer. Peki burada bir sebil var mı? Var. Nerede? İşte burada. Peki ne alaka? Yani insana hizmet veren bu sebiller niye bu kadar yukarıda? Cevap, 1953 ile 1957 yılları arasında Adnan Menderes dönemindeki, farkında mısınız? Her programda Adnan Menderes dönemindeki o yol düzenlemesinden bahsediyorum. Adnan Menderes zamanında bu Beyazıt'la Edirne Kapı, Topkapı, Fatih arasındaki yolu düzenleme, arasındaki kod farkı azaltmak için bazı yerleri yukarıya doğru toprakla kaldırdı, bazı yerleri kazdı. İşte burası kazılan bir yerdir. Şu an görmüş olduğunuz taşlarsa temel taşlarıdır. Normal zemin Osmanlı İmparatorluğu'nda ve 53 yılına kadar bu yokuşun normal zemini şurasıdır. Buradan insanlar yürüyordu. Böyle olduğunda bakın şimdi anlamlı oldu. Normal zemin, burası buraya mezarlık olmaz. Biz şu an toprak ve normal zeminin bir metre altında olduğumuz için cami yukarıya çıkmış gibi görünüyor. Cami normalde o kadar yukarıda değildir. Sevgili dostlar, bakarsanız türbe ve mezarlık iyiden iyiye yükselmiş durumda. Buradan baktığımızda ciddi ciddi bu ne alaka diyesi geliyor insanın ama
sakın demeyin. Çünkü yol kazısında, yol çalışmasında bakın türbenin temel taşları çıkmış. Normalde işte burada olmak lazımken şimdi aşağıda. Bu önemli. Temel taşlarına kadar indirilen, kazılan Sultan 3. Mustafa dönemine ait Laleli Camii'nin bu özelliği ve Adnan Menderes döneminde yapılan bu planlama önemli. Başka ne var? Camiye girmeyin, durun. Onun sırası var. Başka neye bakalım? Muhteşem kuş evleri var. Laleli Camii'ne geldiğimizde yere bakmayalım. Pardon, yere bakalım. Temel taşlarını görelim. Tam olarak buraya geldiğimizde başımız yukarı kaldıralım ve şuradaki muhteşem kuş evlerine bakalım. Farkında mıyız bilmiyorum ama ecdat her yere insanlar için bir şey yapmış ama kuşları, hayvanları unutmamış. Orada bir kuş evi sizi bekliyor. Gelin ve bunu görün. Nasıl ama? Tam olarak dediğim gibi değil mi? Dediğim kadar zarif, latif, naif, kibar kuş evleri. Bunu sanırım Batı'nın cins kafası anlayamaz. Yani o kapitalist ve sömürme endeksli Avrupa'nın cins kafası bunu anlayamaz. Nitekim Montaigne Avrupalı bir adam. Denemeler isimli kitabında diyor ki Osmanlı ahmak bir millettir. Çünkü aldığı ülkeleri sömürmüyor. Onların insan gücünü kullanmıyor, toprağını sömürmüyor. Tam tersi oraya, o topraklara, aldığı topraklara yol, su, hamam, köprü, çeşme, hastane, okul olarak oraya hizmet veriyor. Ben diyor, anlamıyorum diyor Montaigne. Avrupa'nın cins kafası Montaigne. Ben anlamıyorum. Bir ülke neden para harcamak, yatırım yapmak için bir toprak parçasını alsın anlayamaz. Osmanlı değilse, Müslüman değilse, tebliğ yapmak ve nizam-ı alem-i ilahi kelimetullah duygusundan biri ise, klasik batılı kapitalizm ruhunu taşıyorsa anlayamaz. İşte o Avrupa, o cins kafa benim atamın yapmış olduğu bu eserdeki o kuş evini, kuş sebilini anlayamaz. Anlaması için Müslüman olması ve zihniyet olarak bizim gibi düşünmesi gerekiyor. Şimdi hadi camiye girelim. Bir dakika, camiye girmeyelim. Caminin avlusuna girelim çünkü daha camiye yolumuz var. Buyurun efendim. Şimdi buraya kadar geldik. Arkamda caminin yolu. Sağımda bu camiyi yaptıran 3. Mustafa ve oğlu 3. Selim'in mezarı. Solumda ise bir mahzen, bir bodrum, bir çarşı bulunmakta. Nedir bu çarşı? Laleli Camii'ni bile isteye Mehmet Tahir Efendi kolonların, direklerin üzerinde yüksek tutmuş. Çevreyi kullanmak için aynı taktikle Mimar Sinan da Rüstem Paşa Camii'sini yapmıştı. Kolonlarla camiyi yükseltmiş, alt taraflarını dükkan yapmış. Dükkanların deposu yapmış ve o dükkanları caminin vakfiyesine adamış, vakf malı yapmış ve oraların kirasıyla, akaretiyle caminin ihtiyaçlarını karşılamış. Çok zekice. Az yer kaplayarak çok iş yapmak. Şimdi 3. Mustafa'nın Mehmet Tahir Ağa'ya 1765 tarihinde yaptırmış olduğu bu caminin o günkü orijinal mahzenine bir girelim mi? Bakalım bugün oralarda neler var? Buyurun efendim. Bu cami yapıldıktan 3 sene sonraki Büyük İstanbul depreminde yıkıldı. 1894 depreminde yıkıldı. 1918'deki o meşhur yangında ciddi harap hale geldi.
Şu an bulunduğumuz yer orijinal 3. Mustafa dönemine ait mahzen değildir. Zaten yukarılara baktığımız zaman tavan ve sütun özellikleri buraların orijinal olmadığını bize gösteriyor. Peki bu caminin orijinal mahzeni, orijinal deposu, orijinal dükkan kısımları nerede? Biraz yürüyüp sol yapmamız lazım. Buyurun. ...1950'li yılların eklemeleri bitti. Şimdi caminin gerçek bodrumuna, mahzenine giriyoruz. Buyurun, bir tarih yolculuğu, 1760'lı yıllara hoş geldiniz. Tabii bugün ihtiyaca binaen, burası Laleli. Burada Doğu bloku, eski Doğu bloku ülkelerine, Rusya, Romanya, Polonya gibi, Ukrayna gibi ülkelere ticaret yapılıyor ve bavul ticaretinin yapıldığı yer. Ama o günlerde burası yine ticaret yapılıyordu. Fakat bu ticarette bunlar değil. O günkü artık ne varsa piyasada onlar vardı. Şu an biz Laleli Camii'nin 18. yüzyılda yapılan ve barok üslupla yapılmış Laleli Camii'nin mahzen olarak kullanılan depo kısmında, dükkan kısmındayız. Bakınız nasıl ferah ve insanı nasıl rahatlatıyor. Mutlaka bu tür mahzenlerde ortada bir şadırvanlı havuz olması gerekiyor. Neden? Çünkü su sesi insan ruhuna doğrudan hitap eden bir sestir. İlahi bir sestir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan önce, Selçuklu İmparatorluğu'ndan da önce beylikler döneminde, mesela İlhanlılar zamanında sevgili dostlar, Avrupa'da daha 18. yüzyıl ortalarına kadar deliler, akıllarını ve ruhlarını şeytana satmış birer kötü insanlar diye tarif edilip diri diri yakılırken, Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu ve önceki beyliklerde deliler, şifa bulmayı bekleyen bimarhane hastaları olarak görülüyor. Kur'an sesi, Kur'an okuyan bir hafız sesi, kuş sesi, rüzgarda hışırdayan yaprak sesi ve şadırvandan akan su sesi, Amasya, Yeşil Irmağ'ın hemen kenarındaki akıl hastanesi buna bir örnektir. Su sesi insan ruhuna doğrudan terapi özelliği gösterdiği için bu tip yerlerde insanı dinlendirmek, ticaretle uğraşan insanı dinlendirmek için mutlaka Osmanlı'nın kullandığı bir figürdür. Sevgili dostlar, bir Osmanlı yapısına geldiğiniz zaman sadece Osmanlı yapısına gelmeyin, oradan yürümeyin. Durun bir dakika. Zaman ve mekan dursun. Şimdi sevgili dostlar, sizi caminin altına ve çarşının tam merkezine götürüyorum. Nereye mi? Buraya. İnsanın boyu 1.80, 1.90, hadi bilemedin 2 metre. Bugünkü dairelerde, apartmanlardaki binaların tavan yüksekliği 2.32-2.50'dir. Sevgili dostlar, bu da insanı basık yapar. Der ki psikologlar, basık ortamlarda yaşayanların hayal güçleri de basıktır, vizyonları da dardır. Yarını düşünemezler, bugüne gömülü kalırlar. İşte bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu insana hür düşünceyi vermek için geniş kubbeler ve geniş çatılar yapmışlardır. Bakarsanız bir insanın değil, üst üste 5 insanın bile rahat rahat yürüyeceği bir tavan yüksekliğinden bahsediyorum. Dediğim gibi, bakın şimdi, mesela bu tezgah. Bugün bunlar satılıyor. Bundan 300 sene evvel burada yine kaftanlar satılıyordu. Yine kıyafetler satılıyordu. Ama bu sefer o kıyafetler eski Doğu bloku ülkelere değil, İstanbul'un yerli halkına, kaftan ihtiyacı gören halka hizmet veriyordu. Sevgili dostlar, yolunuz bir gün Laleli düşerse ki düşsün. Laleli Camii'nde bir vakit namaz kılın lütfen. Ama namaz kılmadan evvel bu çarşıya gelin. Alışveriş yapmanıza da yani şart değil.
elinizi cebinize sokun. Aman telefon olmasın elinizde. Ya da çekmek için fotoğraf kullanın ve bütün dikkatinizi binalara, kündekarı taşlara, Horasan harcı özelliklerine bakın ve burayı, şu çarşıyı bir gezin. Horasan harcı ile yapılan ve küfeki taşlar kullanılarak bu sütunlara lütfen geldiğiniz zaman çok dikkatli bakın. Bir dakika, ben küfeki bir taştan bahsettim. Ne demektir küfeki taş? Bakırköy ve Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yerden, Osmanlı yerden küfeki taşlar çıkartır, bunları kullanırmış. Bunlar deniz suyu görmüşler. Jeolojik taşlardır. İçinde, bunu ben şimdi kazayım, içinde jeolojik fosil, deniz fosilleri, kabuklar bulabilirim. Çünkü bunlar denizden çıkartılıp birleştirilmiş, sıkıştırılmış taşlardır ve rutubeti engellerler. Saraylarda, sahil saraylarında Osmanlı İmparatorluğu bu küfeki taşları kullanmıştır. Laleli'den çok değil, 10 dakika aşağı yürürseniz denizi göreceksiniz, Marmara Denizi'ni. Buraya rutubet vurmasın diye küfeki taşlarla, yani jeolojik olarak fosil taşlarıyla Osmanlı İmparatorluğu bir depo yapmış. Geldiğiniz zaman bu taşları mutlaka görün. Mehmet Tahir Ağa'ya özel bir emirle 1760'lı yılların başında bu caminin yapımı emrini veren 3. Mustafa. Bu arada bu cami iki minareli, İstanbul'daki dikkat 21 camiden biridir. İstanbul'da iki minareli 21 cami bulunmaktadır. O camilerden biri de budur. Bilerek ve isteyerek kolonlarla yükseltilen bu caminin müthiş, güzel, romantik, duygusal, yağmur yağarken, kar yağarken, güneşliyken, hava kapalıyken, her halükarda güzel bir merdiveni var. Sevgili dostlar, bu merdivenden caminin avlusuna, yani az evvelki depo dediğimiz mahzen kısmının üst tarafına doğru çıkılıyor. Burası barok üslupla yapılmış ve son, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Selatini camilerinden biridir. Malumunuz 3. Mustafa, Lale devrinden sonra tahta çıkan Sultan 1. Mahmut'tan sonraki padişahtır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1800'lü yıllara hazırlayan insandır. Nitekim 1789 tarihinde tahta çıkıp 1800'lü yılların başlarında tahttan indirilen 3. Selim, Sultan 3. Mustafa'nın oğludur. Niye anlattım bunları? 3. Mustafa'nın ve oğlu 3. Selim'in türbeleri hemen sağ tarafta, özel bir girişi vardır ve caminin bahçesinden girilir. Türbenin kapısında müthiş güzel, müthiş hoş bir enstantane var. Ondan bahsetmek istiyorum. Nedir o? Türbelerin kapısında bulunan binek taşları. Benim atam yukarıya kuş evi yapmayı da türbenin kapısına ata binmek için zorlanmasınlar diye binek taşı yapmayı da ihmal etmemiş. Nerede o binek taşı? Buyurun efendim, hemen şurada. Burası türbe kapısı. Türbenin içinde Sultan 3. Mustafa, Sultan 3. Selim ve hemen kapının sağ tarafında Sultan 3. Mustafa'nın eşi Sultan Adil Şah kadın yatmaktadır. Bunları geldiğinizde görürsünüz. Fakat ben size çok güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. İşte bu taş, şu an üzerinde bulunduğum bu taş, ata binmek için, hanımların ya da yaşlıların yorulmaması için kapılara, türbelerin kapılarına konulan
binek taşlarından biridir. Yani şunu demekten kendimi alamıyorum. Vallahi pes. Bunu bile diye özen göstermek sadece insanlara mahsus bir medeniyettir. Sevgili dostlar, binek taşından çıktım. Bakın, muhteşem bir parmaklıklı çeşmeye geldim. Kitabeye bakılacak olursa Sultan 3. Mustafa'nın eşi Adilşah kadın tarafından 1805'li yıllarda eşinin mezarının üzerine, kapısına yapılan bir çeşme. Öyle söylüyor kitabe ama parmaklıklar, ama şu çeşmelerin zarafeti. Ne diyelim, her baktığımız yerde Osmanlı'nın sanat duygusunun ne kadar ön planda olduğunu bize gösteriyor. Laleli'ye geldiğinizde mutlaka şu parmaklıklara benim dokunduğum gibi bir dokunun ve o günlere siz de gidin. Laleli Camii'nin en önemli ama birazcık satır aralarında unutulan hakikati, Laleli Camii'nin bulunduğu yer bir zamanlar Theodosius Meydanı'nın hemen altıdır. Yani burası bir Roma İmparatorluk formunun, bir Roma İmparatorluk Meydanı'nın bitip Bovis formunun, yani Aksaray'ın başladığı bir meydandan çıkıp diğer meydana geldiğin sınırdır. Ve işte burada, bu caminin bahçesinde temel kazılırken ortaya çıkan sütun başlıkları ve Roma taşlarını görmekteyiz. Sevgili dostlar, İstanbul'un altı tarih, üstü tarih, nereden bakarsan bak tarih. Altını kazıyorsun, bu çıkıyor. Üstüne bakıyorsun, bu çıkıyor. Burası İstanbul ve sizi bekliyor. Sevgili dostlar, ben şu an bir caminin, Laleli semtine adını veren bir caminin, Laleli Camii'nin üst avlusunda oturuyorum. Burası Laleli Aksaray Beyazıt bölgesi. Ne kadar gürültülü, ne kadar rahatsızlık verici ise tam tersi, burası o kadar huzurlu, o kadar dingin ve o kadar sakin. Bunu anlamanız için gelip buraya bir pazar gününüzü vermeniz, sadece bunu yapmanız yeterli. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'nden sonraki ikinci padişah tarafından yapılan bu cami. Az evvel dediğim gibi yer tasarrufundan kurtulmak için biraz yukarıya yapılmış. Bu arada yukarıya yapılırken alt katta depolar ve mahzenler olarak kullanılmıştır. Yani yerden tasarruf edilmiştir. İç süslemeleri baroktur. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'nden sonra, yani İstanbul'da ve Osmanlı'da barok tarzda yapılan ilk eser Sultan 3. Osman adına yapılan Nur Osmani Camii'dir. Ancak burası da barok tarzında nüveler bulundurmaktadır ve bu caminin yapısı Theodosius Forumu'nun bitip, yani Beyazıt Meydanı'nın bitip Bovis Forumu'nun başladığı, yani Aksaray Meydanı'nın başladığı tam sınırda bulunan bu cami, Roma'dan kalma taşlarla bahçesi süslü bu cami, klasik, standart Osmanlı sanat tarihi ve cami kültürünün çok dışında yukarıya merdivenlerle ve dev kazıklarla yukarıya doğru çıkartılmıştır. Alt kattaki depoda hala kullanılmaktadır. Thank you.
Laleli'deyiz. Laleli Camii ve Külliyesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Durun durun, çıkmadık biz camiden. Hemen şurası Laleli'den Beyaz'a doğru çıkan merkezi cadde. Genç Türk Caddesi'dir buranın adı. Ama hala Laleli Camii Külliyesi içindeyiz. Peki burası ne? Burası 3. Mustafa tarafından Laleli Camii ve Külliyesi yapılırken Bezistan, bez satılan yer. Ya bugünkü tabirle bedesten demek olan, bugünkü tabiri söylüyorum, AVM. Alışveriş merkezi olarak yapılan yerdir. Burası bir han, taş han olarak geçiyor ama burası bir sipahi hanıdır. Peki ne özelliği var? Dikkat! Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'da, İstanbul içinde bulunan tek askeri kışla. Burası sivillerin hanı değil, burası askerlerin alışveriş yaptığı bir bedesten. Burada askeri malzemeler bulunuyormuş. Adı bu yüzden Sipahiler Han. Fakat taş ustalığı, işçiliği iyi olduğu için Taş Han demişler. Çukur Han da aynı zamanda diğer adıdır. Şimdi lafı uzatmayalım. Sizi muhteşem bir manzarada, Laleli Camii'ni gören güzel bir manzarada gelin bu güzel yapının tarihini konuşalım. ...1993 tarihinde burası restore edildi. Yani normalde böyle değildi. Burası biraz harabe idi. 93 tarihinde restore edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik döneminin hemen sonraki Lale Devri döneminin güzel örneklerinden biridir. Şu merdivenlerden yukarı çıkalım ve ikinci kattan manzaramıza bakalım. Laleli, Beyazıt, Aksaray dendiği zaman akla bavul ticareti, Rus ve Roman ticareti akla geliyor. İnsanlara da ilk uyanan intiba budur. Fakat dostlar, heyhat, biz şu an Laleli'nin tam göbeğinde 1760-1763 yılları arasında yapılan Laleli Camii ve Külliyesi içerisinde bulunan bir bedesten ya da bugünkü tabirle AVM'deyiz. Sevgili dostlar, İlber Ortaylı'nın dediği gibi İstanbul'da iki tip insan yaşar. Bir, İstanbul'da yaşayanlar. İki, İstanbul'u yaşayanlar. İstanbul'da yaşayanların evi var, işi var. Sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar. Hayatları evle iş arasıdır. İstanbul'da yaşıyorlar bunlar. İkinci tip insansa İstanbul'u yaşayanlardır. Bunların evi var, işi var ama hep bir saat, iki saat erken çıkarlar ve inceleye inceleye, ellerindeki fotoğraf makinelerini kullana kullana gezerler. Sizden rica ediyorum lütfen, İstanbul'da yaşayan ama aynı zamanda İstanbul'u yaşayanlardan olun. Sevgili dostlar, Laleli 1760 eseri, barok tarz eseri. Lütfen burayı, şu harika perspektifi gelin ve görün. Rica ediyorum. Bu ricam neden var? İstanbul'un sizlere ve ilgiye ihtiyacı var. Ve burası sizleri bekliyor. Sevgili dostlar, İstanbul'un ilk askeri ve tek, zaten başka yok, tek askeri hanı olan bu hana gelin. Klasik Türk musikisi eşliğinde bir bardak çay için ve buranın güzelliğini, kuş seslerini, ağaçlardaki yaprak hışırtılarını gelin ve şu güzelliği bir görün. Özet haliyle Taş Han, 1763 yapımı Taş Han'daki yolculuğumuz en özet haliyle bu kadar bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi 1924 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında inşaatı başlamış
1924'te bitmiş Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotlarına yapılan lojmanın bugünkü hali. Yani hava yurdu, pilot evi, pilot lojmanı. Bakalım bugün neymiş. Buyurun efendim. Laleli Camii'nin tam karşısında bulunan Tayyare Apartmanları'nın önündeyiz. Hikayesi çok vahim. Hikaye biraz acıklı, trajedik. Meşhur 1918 Fatih yangını var. Çok ciddi bir yangın. Fatih'in yarısını, yani üst tarafını tamamen yaktı. İnsanlar evsiz, insanlar yollarda kalıyorlar. 1918 tarihinde çıkan bu yangın hükümeti ve padişahı zora soktu ve acil kararlar almak durumunda bıraktı. İşte geçici olsa da bunlara bir konut yapmak gerekiyordu. İşte Fatih'te evi yanan yangın zedeler, yani Osmanlı tabiriyle harik zedeganlar apartmanı olarak 1918'den 22 tarihine kadar bu apartmanlar yapıldı. 1985 tarihine kadar apartman olarak kullanılan bu bina Mimar Kemalettin eseridir. Yani 16. yüzyılın büyük mimarı Sinan, 19. yüzyılın büyük mimarı Balyanlarsa 20. yüzyılında büyük mimarları Mimar Kemalettin ve Mimar Vedat'tır. İşte Mimar Kemalettin'in yapmış olduğu bu apartmanlar Fatih yangınından sonra evi olmayan harik zedeler, yani yangın mağdurları için yapılmıştır. 1924'ten sonra Türk Hava Kurumu'na bağışlanmış, Atatürk'ün emriyle bağışlanmış ve adı Tayyare Cemiyeti olmuştur. İşte o dönemde Cumhuriyet yıllarının ilk pilotlarının lojmanları da burasıdır. Mimar Kemalettin buraya harik zedeganlar apartmanı olarak yaptığı, yangın mağdurları olarak yaptığı yıllarda her tarafına Allah'ın koruyan, gözeten, esirgeyen, bağışlayan sıfatlarından biri olan ya hafız, koruyan, muhafaza eden demektir. Ya hafız adını, ismi, celilini, lafzını her tarafa yazmıştır. Şimdi bir otel olan ve ilk yapıldığı zamanki misyonunu kaybeden, o yıllarda yangın zedeleri ve ardından pilotları ya hafız sıfatıyla koruyan bu otelin üzerinde hala ya hafız yazıyor, ama bugün burada pilotlar kalmıyor, ama bugün burada mağdurlar kalmıyor. Burası bugün içinde turistlerin kaldığı 5 yıldızlı bir otel ve hala ya hafız yazmaya devam ediyor. Bakalım mı ya hafız nerede yazıyor? Buyurun efendim. Sekizinci yüzyılda, yani 740'lı yıllarda biraz da varoş diye tarif edebileceğimiz bir yerdeyiz. Neden? Çünkü Aksaray Theodosius limanına doğru inen Yeni Kapı tarafı biraz varoştur ve varoşa, yani şehir dışına, çünkü şehir Sultanahmet Meydanı, Çemberli Taş, Beyazıt, yani Theodosius Forumu'na kadar, Konstantin Forumu'na kadar olan bölgedir. Burası birazcık varoşta kalmıştır. Bu yüzden şehir dışında olduğu için burayı manastır yapmışlar. Milattan sonra 8. yüzyıl, 740'lı yıllar, bir kadın manastırı, bir bayan manastırının tam yerindeyiz. Şu an bulunmuş olduğumuz bu meydan bir manastır, kadın manastırı. 740'lı yıllarda bu manastırın yanına 920 yılında Romanosların ilki olan 1. Romanos bu kiliseyi yapmıştır. Manastırın adı Mirelyon Manastırı, yani parfüm, yani esans, yani ıtır, güzel koku demektir Mirelyon. 740'larda Romanoslar ve Paleologoslar tarafından yapılan ve güzel koku demek olan
Mirelyon Manastırı'nın yanına 920 yılında 1. Romanos Mirelyon Kilisesi'ni eklemiştir. Burası güzel koku demektir. Fakat ikonoklazm denilen bir şey vardır. Aryanizm ekolü, Aryanizm, Aryanüslük. Bu önemli bir put kırıcılık demektir. Nerede bir resim var, nerede bir haç var, nerede bir Hristiyan figürü var, hepsinin kırıldığı döneme Aryanizm ya da ikonoklazm denir. İkonoklazmın İstanbul'daki, yani Roma İmparatorluğu'ndaki birinci kralı olan 3. Leon, Mirelyon, yani güzel koku demek olan bu manastırın ve kilisenin adını Mikselyon, yani balık kızartması, kötü koku demek olan balık kızartması kilise ve manastırı olarak çevirmiştir. Burası yıllar boyu manastır ve kilise olarak hizmet verdikten sonra, fetihten sonra 1500'lü yıllarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt'ın sadrazamlarından ve vezirlerinden olan ve aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun son imparatoru olan 11. Konstantin Palaiologos Dragezes'in amcasının oğlu Mesih Ali Paşa adını alan bir prens tarafından burası camiye çevrildi. Evet, yanlış duymadınız. İroniye bakar mısınız? Bu görmüş olduğunuz kilise bir Palaiologos tarafından yapıldı. 100 yıllar sonra bir Palaiologos tarafından camiye çevrildi. Bu anlamda burası müthiş bir güzelleme sergilemektedir. Bu Mesih Paşa tarafından yapılan bu cami yıllar yılı hizmet verdi. 1509 depreminde zayiat verdi, yıkıntılar gördü. 1894 Abdülhamit Han dönemi depreminde yine yıkıntılar gördü ve 1960'lara kadar harabi olarak kaldı. 60'lı yıllarda restore edildi, onarıldı ve şu an ibadete açık durumda. Bodrum Camii ya da Mesih Paşa Camii olarak hizmet vermektedir. Şu an bulunduğumuz manastır bölgesinin ve caminin altında bir sarnıç vardır. Sarnıcın da yapılış tarihi milattan sonra 8. yüzyıldır. Yani 740'lı yıllardır. Tamamen ama tamamen İyon ve gotik üslupla yapılmış, sütunların üzerine durmuş olan bu sarnıç bugün bir alışveriş merkezidir ve tam olarak Mirelyon kapalı çarşısı olarak hizmet vermektedir. Herhangi bir kapalı çarşı gibi değildir. Buyurun ve gözlerinizle görün. Mirelyon Kilisesi'nin içinde Hazreti İsa'ya ait figürler, altın, zümrüt, yakut, kakmalı, haçlar ve bol miktarda ikon varmış. Peki ne olmuş? Cevap veriyorum. İstanbul'da tarihin en büyük yağması olan 1204 Haçlı saldırısında ve 1204-1261 yılları arasında 57 yıl süren o Haçlı İmparatorluğu esnasında buradan alınan bütün parçalar, bütün değerli eşyalar Venedik'teki San Marco Katedrali'ne götürülmüş. İşte bugün, şimdi bizim ineceğimiz sarnıçta bulunan bütün değerli eşyalar nerede? Buradan söylüyorum, Venedik San Marco Katedrali'nde. Efendim, buyurun sarnıca inelim. Bakınız, 740 yılında burada bulunan manastırdan kalma parçalar hala bulunmaktadır. Sanki bir kral yolu ve kral yolundan aşağıya şamdanlar eşliğinde iniyor gibiyiz. Buyurun. İslamofobinin, İslam düşmanlığının yaygın olduğu ve bütün dünyayı bir virüs gibi kapladığı bugün, Avrupa kıtasında bir tek hilale tahammülün kalmadığı bugün, birazdan gireceğimiz ve 1300 yıllık bir geçmişi olan, 500 yıldır da Osmanlı'ya ve Cumhuriyet insanına hizmet veren Mirelyon sarnıcında yüzlerce haç figürü göreceksiniz. Ne Osmanlı bunu kazımış,
ne de Osmanlı'nın torunları olan ve bugün kullanan bizler kazmayı aklımıza getirmişiz. Bu bizim dine ve dindar insanın düşüncelerine olan tahammülümüzü ve hoşgörümüzü göstermektedir. Sanırım Laleli'nin tam ortasında herhangi bir basit iş merkezinin içinde bulunan 1300 yıllık hikayesi olan bu sarnıçtaki haçların kazınmaması bizim bütün dünyaya vereceğimiz bir insanlık mesajıdır. Şimdi buyurun o haçları görmeye. ...740'lı yıllardan kalma bu sarnıç, vakti zamanında Mirelyon Manastırı'nda eğitim gören kız öğrencilerin, hanımefendilerin ve Mirelyon Kilisesi'ndeki insanların su ihtiyacını karşılamak için su haznesiymiş. Ardından 900'lü yıllarda bir kısmı su haznesi, bir kısmı ise depo olarak kullanılmış. İşte 1204 Latin saldırısında bu depo olarak kullanılan kısımdaki değerli eşyalar alınmış ve bunlar San Marco'ya götürülmüş. Şu an görmüş olduğunuz her figür, bakarsanız şuraya hala haç figürü bulunmaktadır. Bugün itibariyle mont, kışlık malzemeler satan dükkanların hala içerisinde varlığını korumaktadır. Burada gördüğünüz, görebileceğiniz her şey, bakın zemin değil, insan boyu da değil, üst katlarda görebileceğiniz her şey, o klasik Roma medeniyetinin yapmış olduğu Korint değildir. Daha basittir, İyon'dur. Neden? Neden burada Korint değil de Koç boynuzu gibi çıkışlar değil de basit başlıklar yapılmış? Çünkü burası su sarnıcı. Çünkü burada süslemeye gerek yok. Burada bir depo var ve bu depoda su saklanıyor. İlerleyen zamanlarda malzeme saklanıyor. Göze hitap etmeyen yer olduğu için burası Dor nizamında ve İyon nizamında sütun başlıklarıyla yapılmıştır. Sevgili dostlar, eğer yolunuz bir gün Laleli ile Aksaray arasındaki bu Bodrum Camii'ne, Mesih Paşa Camii'ne ya da orijinal adıyla Mirelyon Çarşısı'na ve Kilisesi'ne düşerse mutlaka buraya gelin. Etrafı bir seyredin. Milattan sonra 740'lı yıllara geçin ve görün. Şu an 1300 yıllık bir yapının içerisindeyiz. Lütfen bakınız, orijinal zemin, yükseltilmiş zemindeyiz biz şu an. Orijinal zemin ve haç. Şimdi sizi muhteşem bir çıkıştan 1300 yıllık tarih yolculuğumuzu bitirmek, nihayetlendirmek için muhteşem bir çıkıştan çarşının dışına almak istiyorum. Buyurun efendim.